Hepinize merhaba arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Bugün Deadpool and Wolverine filminde gözükeceği onaylanan Deadpool varyantlarını anlattığım bir video ile karşınızdayım. Deadpool and Wolverine her iki karakteri de MCU'ya dahil edecek ve çoklu evrenden çeşitli Deadpool varyantlarıyla donatacak. Film sadece kendi başına heyecan verici görünmekle kalmıyor. Aynı zamanda Multiverse saga içinde büyük sonuçlar olacağını bizlere gösteriyor. Deadpool and Wolverine'in fragmanlarında görülen Fire, Lady Deathstrike ve Azazel gibi karakterlerin de bizlere gösterdiği gibi bu durum muhtemelen Fox X-Men filminin zaman çizelgesindeki diğer karakterlerin de filme dahil edilmesine yol açacak. Bu karakterlerin hepsi Loki'de tanıtılan TVA aracılığıyla MCU'ya dahil olacaktır. TVA ile bağlantılı olarak Loki'de tanıtılan bir başka MCU konsepti de varyantların yani aynı karakterlerin çoklu evrendeki farklı versiyonlarının ortaya çıkmasıydı. Deadpool ve Wolverine'in hikayesinde eski mutantların çeşitli varyantlarını da görebiliriz. Ama bizim bugünkü konumuz Deadpool varyantları olacak. Varyantlara geçmeden önce destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. MCU'nun yaklaşan 5. faz filminde Deadpool'un onaylanan varyantlarından ilki Dogpool. Dogpool, Deadpool ve Wolverine'in çeşitli tanıtımlarında görülüyor ve görünüşe göre hikaye boyunca ünlü ikilinin bir dostu olacak. Marvel çizgi romanlarında Dogpool, çeşitli tuhaf görevler ve maceralar üstlenen Wade Wilson'ın çok evrenli varyantlarından oluşan bir grup olan Deadpool Corps'un bir üyesidir. Dogpool aracılığıyla Deadpool ve Wolverine filminde sadece Deadpool Corps'u MCU'ya dahil etme seçeneğine sahip olmakla kalmıyor, kendine atıfta bulunan mizahına uyacak sevimli bir bir yardımcı da sağlıyor. Deadpool'un yanı sıra Deadpool and Wolverine'in fragmanlarında Wade Wilson'ın bir başka varyantı daha gösterildi. Marvel stüdyoları 8 Haziran'da Deadpool and Wolverine için 1 dakika uzunluğunda yeni bir teaser yayınladı. Bu teaser'ın ortasında Deadpool renklerini giymiş ancak vücudunun üst yarısı kesilmiş birinin kameraya doğru yürüdüğü bir görüntü yer alıyor. Birçok kişi normal olarak bu karakterin Lady Deadpool olduğuna dair teoriler üretiyor. Çizgi romanlarda Lady Deadpool, Deadpool Corps'taki karakterin en belirgin varyantlarından birisiydi. Wanda Wilson olarak adlandırılan Lady Lady Deadpool, Earth-3010'dan geliyor. Kitpool gibi Lady Deadpool hakkında da çok sayıda teori ortaya atıldı ve kısa süre önce Taylor Swift'in karakterin MCU versiyonunu canlandıracağı iddiaları da çürütülmüştü. Bir başka yaygın teori de Ryan Reynolds'ın eşi Blake Lively'nin Lady Deadpool'u canlandıracağı yönündü ancak bu şu anlık belli değil. Dogpool ve Lady Deadpool sadece Deadpool and Wolverine fragmanları tarafından onaylanan varyantlar olmasına rağmen filmin pazarlamasını diğer unsurları Deadpool'un görüneceğini doğruladı. Deadpool and Wolverine'in Deadpool'da dahil olmak üzere yeni Deadpool varyantları popüler koleksiyon markası Funko ürünleri aracılığıyla doğrulandı ve film için diğer karakterlerin pop oyuncakları ortaya çıktı. Bu karakterlerden birisi de Marvel Comics'ten Wade Wilson'ın bir başka ilgi çekici komik varyantı olan Deadpool'du. Çizgi romanlarda Deadpool başlangıçta sadece Earth 2149'dan Deadpool olarak biliniyordu. Ancak bu evrende Wade'in ısırıldığı bir zombi salgını yaşandı. Sonunda Wade'in zombi formu vücudu parçalanmadan önce dünya 616'ya taşındı ve geriye yalnızca yarı duyarlı zombi bir kafa kaldı. Bu Wade'in bu varyantının Deadpool olarak anılmasına yol açtı. Deadpool ve Wolverine filminde filmin çok evrenli hikayesi muhtemelen Marvel komikse benzer şekilde Deadpool'u da içerecek ve onu Deadpool korusun potansiyel bir üyesi olarak orijinal Deadpool'un yanında gösterecektir. Deadpool and Wolverine için Deadpool'un yanı sıra iki Deadpool varyantı daha onaylandı. Söz konusu diğer varyantlardan biri, birçok Deadpool 3 teorisine konu olan karakterin daha genç bir versiyonu olan Kidpool'du. Kidpool, Marvel Comics'teki Earth-10330'dan gelen ve sonunda Deadpool Corps'a katılan bir başka varyant. Fragmanlarda doğrulanmamasına rağmen Funko Pop oyuncakları Kidpool'un Deadpool and Wolverine'deki rolünü doğruluyor. Funko Pop ürünleri aracılığıyla Deadpool and Wolverine için onaylanan son varyant ise Baby Pool. Baby Pool ya da Bebek Deadpool, Wade Wilson'ı yeni yürümeye başlayan bir bebek olarak tasvir eden çeşitli reklam türlerinde uzun yıllardır kullanılıyor. Karakter Marvel Comics'teki Deadpool Corps'un resmi bir üyesi olmasa da Deadpool and Wolverine filminde yine de karakterin bebek versiyonunu içerecek. Bu durum Funko ürünleri tarafından da doğrulandı. Deadpool and Wolverine için hazırlanan çeşitli pop oyuncaklarından biri Deadpool temalı bir emzikle birlikte Wade'in yürümeye başlayan bir bir versiyonunu içeriyor. İlginç bir şekilde bu karakter Funko Pops ambalajında Wolverine ile ilişkilendiriliyor ve bu da Wolverine ile Bebek Deadpool arasında ilk başta düşünülenden daha yakın bir bağlantı olduğuna işaret ediyor olabilir. Bu listede Deadpool and Wolverine için onaylanan son Deadpool varyantı aslında enerken ortaya çıkanlardan birisiydi. Deadpool and Wolverine'in yönetmeni Shawn Levy, filmin yapım aşamasının başlarında ekibiyle birlikte filmin büyük bölümünü doğal mekanlarda çekmeye çalıştıklarını açıklamıştı. Deadpool and Wolverine, yeşil ekran setleri ve volum kullanımı yerine filmin birçok sekansını çekmek için dış setler kullandı. Doğal olarak bu durum set fotoğraflarının ve diğer bilgilerin sızdırılmasına yol açtı. Sızdırılan set fotoğraflarından bazıları Deadpool'un yeni bir versiyonu ortaya çıkardı. Ryan Reynolds'ın canlandıracağı bu versiyon uzun kahverengi saçlarının omuzlarının altında düşmesine izin veren yarı bağlanmış bir erkek topuzuna sahipti. Deadpool'un orijinal kostümünün parlak versiyonu ve iki katana ile birleştiğinde bu Deadpool varyantının Samurai Deadpool olduğu açıktı. Bu varyantın Deadpool ve Wolverine'de ne kadar rol oynayacağı bilinmiyor. Ancak Deadpool Corps'un MCU çoklu evrenini komik bir şekilde etkileyeceği görünüşünden anlaşılıyor. Evet arkadaşlar video bu kadardı. izlediğiniz için teşekkürler. sizde görüşleriniz ve fikirleriniz kendinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.